Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, geleneksel hale gelerek 26.sı düzenlenen İncesu Üzüm Festivali'ne katıldı. Festivalde bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, İncesu'nun güzide bir ilçe haline gelmesinde emeği geçen eski belediye başkanlarıyla festivalin sürdürülmesinden dolayı İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'e teşekkür etti. Mustafa İlmek Başkanımıza böyle anlamlı, güzel, geleneksel bir festivalimizi sürdürdüğü için ben kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii ki İncesu'yumuza bundan önceki dönemlerde belediye başkanlıkları olarak hizmet etmiş İncesu'yumuzun Kayseri'mizin en güzide, en şirin ilçelerinden biri haline gelmesine vesile olmuş başta Zekeriya Başkanım olmak üzere tüm başkanlarımıza minnet duyuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Başkan Büyükkılıç, İncesu tarihi, dokunun en güzel örneklerini sergileyen, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan, adeta Kayseri'mizin mevcut koşullarının hepsini içerisinde barındırarak medeniyeti, eğitime ve gelişmeye açık olan en önemli ilçelerimizden birisidir dedi. İncesu tarihi dokunun en güzel örneklerini sergileyen, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan, adeta Kayseri'mizin mevcut koşullarının hepsini içerisinde bağrında barındıran, medeniyete açık, eğitime açık, elbette ki gelişmeye açık olan en önemli ilçelerimizden birisi. Üzüm yiyeceksen İncesu'da yiyeceksin. Eğer İncesu'nun üzümünü yemediysen üzüm yemiş sayılmazsın ifadelerini kullanan Başkan Memduh Büyükkılıç, Türk insanı ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine bağlı olarak elbette ki birliğin, beraberliğin sembolü olarak bu güzel dayanışmayı herhangi bir vesileyle sergiler. İşte bunlardan birisini de burada Üzüm Festivali ile yaşıyoruz. Amaç üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil diye konuştu. Üzüm yiyeceksen İncesu'dan yiyeceksin. Eğer İncesu'nun üzümünü yemediysen üzüm yemiş sayılmazsın. Onun için Türk insanı ayrıca Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine bağlı elbette ki birliğin, beraberliğin sembolü olan bu güzel dayanışmayı herhangi bir vesileyle sergiler. İşte onlardan birini burada Üzüm Festivali ile ilgili yaşıyoruz. Amaç üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç İncesu'ya, Büyükşehir'in sınırlarına dahil olduğundan beri hiçbir zaman ötekileştirilmeden hizmet edildiğini ifade ederek 16 ilçemizi bağrımıza basıyoruz ve hepsine yapılması gereken hizmetleri ayrıştırmadan, ötekileştirmeden ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Çünkü biz duaya muhtacız, biz insanların gönlünde yer etmeye muhtacız. Bizlere bu fırsatı veren siz kardeşlerime minnet duyarak sizlere layık olmaya çalışıyoruz dedi. İncesu'yumuzun Büyükşehir sınırlarına dahil olduğu dönemden beri hiçbir zaman ötekileştirmeden üzerimize düşen her türlü hizmetler yapma konusunda gayret gösterdik. Biz duaya muhtacız. Biz insanların gönlünde yer etmeye muhtacız. Biz bizlere bu fırsatı veren siz kardeşlerimize minnet duyarak sizlere layık olmak için çırpınan kardeşleriniz, başkanınız. 30 Büyükşehir Belediye Başkanı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya da değinen Başkan Memduh Büyükkılıç şunları kaydetti. Malumunuz 2 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız 30 Büyükşehir Belediye Başkanı'nı bir araya getirdi. İşte ötekileştirmemenin en güzel örneklerinden birini sergiledi. Bizlere 30'umuza da dedi ki bir siyasi partiden seçilebilirsiniz. Ancak hiçbir zaman bir siyasi partili gibi belediye başkanı olarak davranamazsınız dedi. Size oy vermiş vermemiş tüm o yöre insanını bağrınıza basacaksınız. Onların ekmeğiyle oynamayacaksınız. O insanlara hizmet götüreceksiniz. Mazeret üretmeyeceksiniz dedi. Başkan Büyükkılıç sözlerine İncesu'ya son 5 yılda KASKİ, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'yla diğer birimler tarafından yapılan ve TOKİ aracılığıyla yapılan hizmetleri de değinerek bundan sonra da sizlere hizmet etmeyi bir ibadet bileceğiz dedi. İncesu'yumuza son 5 yılda sadece KASKİ'mizin yapmış olduğu
altyapı hizmeti 25 milyon TL'yi buldu. Bundan sonra yapılacaklarla ilgili Mustafa Başkanımızla istişare etmek suretiyle, el ele kol kola vermek suretiyle sizlere hizmet etmeyi bir ibadet bileceğimizden hiç şüpheniz olmasın. İncesu'nun Anadolu'nun parlayan yıldızı olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Büyükkılıç, İncesu Kapadokya Krallığı'nın hemen başında. Elbette ki Nevşehir'imizle de iç içe. Zaten Kayseri, Kapadokya Krallığı'nın geçmişte başkentliğini yapmış. İşte bu İpek Yolu üzerindeki tarihi mekanda bizleri bir araya getiren değerler, hepimiz için olmazsa olmaz değerlerimizdendir. Bu dönemde turizmle ilgili yapacağımız çalışmalarda İncesu'muz çok önemli yer alacaktır diye konuştu. İncesu Anadolu'nun parlayan yıldızı. Kapadokya'mızın hemen yanı başında, elbette ki Nevşehir'imizle iç içe. Zaten Kayseri Kapadokya Krallığı'nın geçmişte başkentliğini yapmış. İşte bu İpek Yolu'nun üzerindeki tarihi mekanda bizleri bir araya getiren değerler hepimiz için olmazsa olmaz değerlerimizdir. Bu dönemde turizmle ilgili yapacağımız çalışmalarda İncesu'yumuz çok önemli yer alacaktır.